Adana'nın Kozan ilçesinde eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kurutan girişimci hem kendisinin hem de komşularının hayatını değiştirdi. İnternette hurma kurutulması ve pazarlaması ile ilgili videolar izleyen Hamza Kılıçkaya, Ağlıboğaz mahallesindeki evinde hayalini gerçekleştirmek için eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kurutmaya başladı. Zaman içerisinde evini fabrikaya dönüştüren Kılıçkaya, mahalledeki kadınlara da iş imkanı sağladı. Kalbine ayrılıyor. Hamza Kılıçkaya, eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kurutmaya başladığını anlatarak, kendisinin bile ilk başta hurmanın bütün olarak kuruyacağına inanmadığını ama denemeyle başardığını aktardı. Adana Kozan, hurmanın memleketi diyebiliriz. En kalite hurmanın çıktığı memleket diyebiliriz. Ama burada birçoğu, buradaki çevredeki kadınların birçoğu iş sahibi değil. Tek kocaları çalışıyor veya çok zor şartlarda bir hayat devam ettiriyorlar. Ama burada böyle bir şey yaptığımız için çok rahatlıkla gelebiliyorlar. Yaklaşık bir 5-6 yıl İzmir'de yaşadım. Orada bu kurutma olayı vardı. Ben bunu internetten araştırarak, özellikle şu an Japonya'da ve Çin'de çok yaygın biliyorsunuz bu ürün. Oradan işte videolar izleyerek, denemesini burada ben evin terasında yaptım önce. Baktım gayet de güzel oluyor. Sonra baktım belli bir piyasası oluşuyor. Daha büyük çaplı niye yapmayalım diye düşündük. Sonra işte buraları yaptık ek olarak. Çok da güzel bir iş istihdamı oldu. Yani bu sene bir gün içerisinde 100 kişinin çalıştığı oldu. 250 metrekare. Peki biz şu an bu sezonluk bir ürün zaten biliyorsunuz durma. 3-5 ay sürüyor üretim aşaması. Biz bu sene yaklaşık 200 ton yaş ürün işledik. Yani yaklaşık bir 40 ton ürün bekliyoruz kuru olarak. Bulunduğumuz aparatlar sayesinde yeri çok kullanışlı hale getirdik. İplerle çok da verim alamıyorduk. Gördüğünüz gibi her bir şeyde yaklaşık 20-25 kilogram yaş ürün asabiliyoruz. Ne oldu? Yani bu nedir falan, hani portakala benziyor baksan asılı. Ne olduğunu da bilemiyorlar. Gelip bakıyorlar işte ne olduğunu soruyorlar. Yani hurmanın tüm kuruyacağını kimse inanmıyordu. İşte işin ilk başta ben de inanmıyordum. Denedikten sonra bunun kuruyabileceğini anladım. Türkiye genelinde her tarafa gönderiyoruz. Özellikle de bizim Adana'nın hurması çok tutuluyor piyasada. Nasıl ki Malatya kurusu, Kayısı'nın kurusu nasıl çok tatlıysa, bizim de Kozan'ın toprağından kaynaklı olabilir, ikliminden kaynaklı olabilir. Çok lezzetli bir hurması. Şu an yani özellikle İlçe Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürümüz Ömer Bey çok ilgileniyor bu işte. İl Tarım Müdürümüz ilgileniyor, kaymakamımız ilgileniyor. Destek var mı peki? Destek de verecekler. Şu an biz işte onun projesini, fizibilitesini oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an burası Ağlıboğaz Mahallesi. Yaklaşık burada 40-50 bin kişi yaşıyor. Biz şu an bu sene özellikle yaklaşık en az 100 tane aileye ekmek götürmesini sağladık. Tabii ki bu sadece biz olarak düşünmeyin. Bu sektör büyüdüğü zaman mahallemizde işsiz kadın kalmayacak. Özellikle buradaki çalışanların %80-90'ı kadın. Aslında işin bu şekle geleceğini hiç düşünmüyordu ama şu anki aşamada çok destekliyor işim. Orada daha büyük çaplı, belki de 300-500 kişiye ekmek kapısı olacak. Hedefimiz bir 500 ton hurma işlemek.